ve değerli öğrenciler. Bugünkü iki konuşmacıdan oluşan da konferanslar dizisine hoş geldiniz. Umarım bugün göreceklerinizi dinleyeceklerinizden hoşlanacaksınızdır. Benim daha önce çalıştığım kısa adı IUPUI olan Indiana Üniversitesi, Purdue Üniversitesi Mimarlık Teknolojisi öğrencileriyle Atılım Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin 2011 bahar döneminde birlikte bir proje yürütmeleri planlanmaktadır. Bu proje afet bölgelerinde gerektiğinde çadırlar yerine kullanılmış gemi konteynerlerinden oluşan barınakların iç mimarisinin tasarımı için yürütülecektir. Tasarlanacak olan barınağın en başta yeşil olması planlanmaktadır. Yani çevreye zarar vermeyecek, yenilebilir enerji kaynaklarından faydalanacak ve konforlu olacak şekilde tasarlanması planlanmaktadır. Bu projeyi bizden yardımcı doçent Doktor Emel Akın Hanım ve Profesör Doktor Cüneyt Erker Bey İCT 312 Proje 4 dersinin bir şubesiyle yürüteceklerdir. IUPUI'da ise projeyi tasarım ve iletişim teknolojisi öğretim üyelerinden yardımcı doçent Bekir Kelçioğlu ve doçent Doktor Can Kovan yürüteceklerdir. 2011 bahar döneminde bilgisayar modeli bitecek olan bitmesi planlanan bu projenin uygulanması için mimarlık, inşaat mühendisliği ve başka mühendislik öğrencilerinin de katılması mümkün olabilecektir. Başarılı olunduğunda dışarıdan maddi destek de alma yolları araştırılacaktır. IUPUI'den gelen iki meslektaşı ben daha önceden tanıyorum ve çalışmalarını yakından takip ediyorum. İkisi de Uluslararası İşbirliği ve Amerika'da Service Learning yani hizmet öğrenimi tipi projelerde uluslararası gruplarla çalışma deneyimleri olan kişiler. Bugünkü konuşmalarından da bunu sezeceksiniz. Araştırmaları ve verdikleri derslerle çok ilgili olan iki meslektaş. Kısaca Dr. Jen Kovan, IUPUI'da Mimarlık Teknoloji Bölümünde doçent olarak görev yapmaktadır. Mimarlık doktorasını 2006 yılında yüksek lisans derecesini de 1986'da Alberta, Kanada'da Calgary Üniversitesi'nden almıştır. Araştırma ve eğitim konuları uluslararası hizmet öğrenimi ve uluslararası ortak öğrenci projeleri konusundadır. Ve burada bu konuda da oldukça fazla miktarda yayınları vardır. Bekir Kelçioğlu Bey, 2009 yılından beri IUPUI'de iç mimari ve mimarlık programlarında yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Güzel Sanatlar yüksek lisans derecesini Ohio Üniversitesi'nden almıştır. İç mimari lisans derecesini de 2000 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden almıştır. Araştırma konusu grafik tasarımı ve sanal gerçek konuları, uygulamaları bu. Bugünkü konuşma iki kısımdan oluşacak. Bu bir takım, bir ekip şekilde sunulacak bir konuşma. İki konuşma arasında da bir çay molası verilecek. Umarım bundan da yararlanırsınız. Bu şey 3, belki 2.45, pardon, ne oluyor? 3.30'dan önce, 3.15. 3.45 arası belki bir çay molası vereceğiz. Bu sunumları beğeneceğinizi umuyorum. Bu arada sorular için de zaman harcıyor. Soru ve cevaplar için de zaman harcayacağız. Zaman bırakacağız. Bu bir çalışmanın, bu bir örnek bir çalışma olmasını ümit ediyorum. Burada Güzel Sanatlar'dan iç mimari bölümü öğrencilerimiz var sanıyorum veya biliyorum. İşte bunlar bizim de sonradan kurulanacağımız bir tasarım yaparlarsa ondan sonraki dönemlerde de bunun bir prototipini bir yerde kurmak için destek almaya çalışacağız değişik kurumlardan.
Sözü daha fazla uzatmadan da iki arkadaşa konuşmalar, sunumlarını sunmalar için davet edeceğim. Bir şey eklemek istiyorum ben, ekleyeyim. O da John Cowan Bey hiç çok az Türkçe biliyor güzel. Bütün bizi Türkçe burada iki gün de öğrendiği Türkçe. Bekir Kençoğlu Bey tabii Türk asıllı olduğu için sunumların çoğunu kendisi yapacak. Tercüme edecekler birbirlerine yapılan çalışmaları ve Türkçe yapmaya çalışacaklar. Onu da beğeneceğinizi sanıyorum. Ben bunu bir kere seyrettim. Çok güzel de takdim ediyorlar. Bunu da belirtmek istedim. Böylelikle kürsüyü onlara bırakıyorum. Teşekkürler. Genç kızın rüyası zindalığı zekiş makinesi değil mi? Her akademisyenin de bir rüyası vardır. Böyle bir kalabalığa karşı konuşmak. Bunu bize sağladığı için Hasan hocama gerçekten burada teşekkür ediyorum. Ayrıca Emel hocama da burada teşekkür ediyorum. Başlamadan önce bunu söylemek istedim. Şimdi bir ilk önce kendimi tanıtmak istiyorum. Herkes bunu duyabiliyor mu bu arada? Ben mikrofonu tabii senden bir insan değilim ama. Mikrofonla yaklaşık. Ben çünkü göremiyorum ayrıca buradan. Ekranı burada. O zaman tamam. Şöyle diyelim, ilk önce bir kendimizi tanıtalım biz. İlk önce bir nereden geliyoruz onu bir görelim. Biz kısaca IUP UI dediğimiz bir sistemden geliyoruz. IUP UI dediğimiz sistem, Amerika'da iki tane çok büyük üniversitenin bir araya gelerek Indianapolis'te, Indiana'nın başkenti olan Indianapolis'te kurdukları bir kampüstür. Dediğim gibi ismini IUP UI demişlerdi kısaca. Bu Indiana Üniversitesi, Purdue Üniversitesi, Indianapolis şeklinde bir kendisi vardır. Şöyle bakalım bizler kimiz ilk önce. Bu dediğim gibi IUP UI. Çok fazla görünmüyor dediğim gibi ama. İsmim Bekir Kelçioğlu. Yardımcı doçent olarak mimarlık ve iç mimarlık derslerine giriyorum IUP UI'da. Benim arkadaşım Cenk Ağabey burada. Kendisi de dediğim gibi doçent doktordur. Mimarlık teknoloji bölüm başkanlığı yapmaktadır. Dediğim gibi ikimiz de burada olmaktan çok gerçekten çok mutluyuz. Ve dediğim gibi IUP UI'dan geliyoruz. Prezentasyonumuzun ismi budur. Afetlerden sonra hayatı geliştirmek, çadır kentler yeterli değil ya da İngilizcesi aslında bu orijinal İngilizcesiydi. Improving life after disasters and cities are not enough. Bu bizim başlangıç noktamızdı. Şimdi bundan bahsetmek istiyorum çok kısa bir şekilde. Eğer burada psikoloji dersi varan ya da psikoloji ile ilgilenmiş arkadaşlarım varsa, lütfen bunlardan özür dilerim, ben psikoloji çok fazla bilgim yok. Ancak Maslow'un ihtiyaçlar listesini çok iyi biliyorum. 1954'te dediğim gibi Abraham Maslow insanlara göre bir ihtiyaç listesi çıkartmıştır. Bu çok meşhur bir listedir. Ve biz bu listeye bakarak bu projeyi geliştirmek istedik. O nedenle bunu bir taban olarak aldık kendimize. Bunlar ihtiyaç listesidir. Dediğim gibi ilk önce bunlar şey olarak gider. İlk önce bunu fizyolojik ihtiyaçları giderirsiniz. Arkasından güvenlik ihtiyaçları gelir. Bunları giderdikten sonra sevgi, ilişki ve bir yere ait olma gelir. Bunu giderdikten sonra saygı duyulma ihtiyaçları gelir. Bunların hepsi giderildikçe gelecek herhalde. Yani bir tanesi örnek vereyim. Sevgi, ilişki ve bir yere ait olma ihtiyaçları fizyolojik ihtiyaçlar giderilmeden ya da güvenlik ihtiyaçları giderilmeden kusura bakmayın biraz ülkem bozuluyor bu sene. Giderilmeden kesinlikle sağlanamaz. Şimdi bunları ben kısaca açıklamak istiyorum hemen. Çok fazla zaman kaybetmeden. Fizyolojik ihtiyaçlar dediğimiz zaman bunlar biyolojik ihtiyaçlardır. Yani oksijen, yiyecek, su ve daimi vücut ısısı. Bunları giderdikten sonra benim gibi güvenlik ihtiyaçları gelir. İnsanlar bunları gidermek isterler hemen. Bunlar nelerdir? Bireysel, kaynaksal ve geniş sağlık ve mülk güvenliği gerekir. Bunu da sağladıktan hemen sonra dedim ki insanlar artık yeni bir şeyler aramaya başlarlar ve derler ki biz sevilmeye ve sevmeye ihtiyacımız vardır. Yalnızlık ve yabancılaşma duygusu yenmek, sevgi vermek, almak
İlişki ve ait olma duygusu başlar insanlarda. Bunu da tatmin ettikten hemen sonra sevgi duyulma ihtiyaçları başlar. Bir yere ait olmak gibi bir şeydir bu. Kararlı, sağlam temelli, yüksek derecede kendine saygılı ve başkalarından saygı görme ihtiyaçları gelir. Dediğim gibi ben psikoloji mezunu değilim. Ancak bunlar çok önemli şeyler. Özellikle tasarımcılar için çok önemli şeyler. Ve en sonunda kendini gerçekleştirme ihtiyaçları gelir. Bu da her şeyi bitirdikten sonra bu iş için doğmuş olduğunuzu kanıtlamanız. Ben mesela iç mimar olarak doğdum. Bunu yapmak istiyorum hayatım boyunca şeklinde. Bu noktaya gelmişseniz zaten Abraham Maslow'un bu ilişkisi bitmiş demektir. Fakat biz bu projede dedik ki, biz bunların beşini de istemiyoruz. Sevgi, sevilme bunlar bizi ilgilendirmiyor. Biz tasarımcı olarak, özellikle afet sonrasında tasarımcı olarak dedik ki, biz sadece fizyolojik ihtiyaçları ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere yola çıkalım. Sadece bu ikisini kullanalım ve bunlardan bir şeyler çıkaralım istedik. Şimdi konudan konuya atlıyorum burada. Fakat kısaca şimdi küçük bir psikoloji dersi verdim ama şimdi de küçük bir böyle bir zaman akışı yapacağım. Nasıl bir afet nasıl gelişir? Çünkü ikisini bir anda bağlayacağım biraz sonra. Şimdi bir bakalım bir afet nasıl gelişiyor? En azından bizim açımızdan, tasarımcılar olarak afet nasıl gerçekleşiyor? Bu bir akış diyagramı gördüğünüz gibi. Tek tek bir ele alalım. Afet gerçekleşiyor. Bu afet dediğimiz şey nedir burada? Türkiye'de mesela en büyük afet dediğimiz depremdir değil mi? Ondan sonra sellendir, işte heyelendir. Eğer Endonezya gibi talihsiz bir ülkede yaşıyorsanız hepsi vardır burada. İşte bunun üstünde tsunami gelir, bu tip şeyler gelir. Afet bir şekilde gerçekleşir, haberli ya da habersiz. Bunun hemen arkasından devlet ya da o kuruma ya da oraya bağlı olan bir grup hemen gelir bunu iyileştirmeye başlar. Bunlar genelde çadır kentlerdir. İşte ilk yardım yapılır, yaralılar sarılır. Bu tip şeyler yapılır. Şimdi hemen şuraya geleceğim. Hemen arkasından da kalıcı iyileştirmeye başlar. Değil mi? Hemen arkasından devlet der ki siz bir kere yaşayın şurada bir 4 ay, 5 ay, 6 ay. Biz bir şu evleri yapalım, siz bir devam edin derler. Şimdi biz burada bir boşluk gördük. İşte Cem Bey ve ben. burada böyle bir boşluk gördük mimar olarak. Dedik ki şöyle bir şeyler var. Aslında bir geçişken barınaklar adı altında bir sistem var. Yani bu çadır kentleri sürekli kullanmak yerine ilk önce bir yaraları saralım. Bir çadır kentleri kuralım tabii insanlar bir beklesinler. Şöyle bir hafta, 10 gün neyse. Arkasından hemen bir geçişken barınak yapalım. Bu geçişken barınakları nasıl yapalım? Dedik ki şu sorulara cevap vererek yapalım. Bu tane sorumuz vardı burada. Bu sorulara bir cevap vererek yapalım. Şimdi bunları tek tek bir gözden geçirmek istiyorum ben. Dediğim gibi tek tek gözden geçirelim. İlk önce tasarımcı olarak, yani iç mimarlar ve mimarlar olarak şunu bir kere kendimize sormalıyız. En başta birinci soru şudur. Çok iyi görünmüyor resim ama yaptığımız iş, yaptığımız tasarım ya da bu geçişken barınaklar için yaptığımız tasarım sizce sağlıklı mıdır? Şimdi şu resme bakalım. Bu bir 2005 Pakistan'da, o Kaşmir'de olmuş bir depremdir. Yaklaşık 75 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Ve depremden hemen sonra yaşamaya böyle bir sistem kurulmuştur. Yani bu sağlıklı bir sistem olduğunu kesinlikle söyleyemeyiz. Şöyle bakalım. Acaba rahat mıdır? Dediğim gibi bunlar geçişken barınaklardan bahsediyorum. Çadır kentleri kendisinden bahsetmiyorum. Geçişken barınaklar. Yani bu noktada bir çerçeve alalım. Rahat mıdır? Evet. Bizim Anadolu'da tabii döşek dediğimiz bir olay vardı. Çok rahat aslında. Türkiye'ye geldiğimizde onun üstüne yatmıştık. Çok da güzel oldu. Fakat çok da hoş bir şey değildir. Yerde olduğu için soğuk çeker. İşte ne bileyim börtü böcekleri. Bu tip bir şey vardı. Pek de hoş bir şey değildir. Bu yüzden rahat olduğunu hiç düşünmüyoruz. Yani burada kutular işte gördüğünüz gibi insanlar hepsi bir arada. Çok da rahat olduğunu söyleyemiyoruz dediğim gibi. Güvenli ya da özel midir? Şu resme bir bakarsak kesinlikle göreceğiz. Güvenli olduğunu zannetmiyorum. Kesinlikle bir bez parçası gibi bu. Yani bir keskin bir cisimle direkt aldığımız zaman ikiye ayrılır yani. Özel olup olmadığı da tartışılır. Sadece görsel olarak bir özellik vardır. Bunu da aslında görebiliriz. Özellikle mesela böyle bir durumda, nasıl söyleyelim, bir gece durumunda gördüğünüz gibi iç aydınlatma olduğu zaman gölgeler özellikle mesela yansır. Bu da çok da iyi bir yalıtma sağlamaz bize. Bu noktada diyoruz ki kesinlikle güvenli ve özel değillerdir. Bir sonraki sorumuz moral verir mi? Şimdi burada moral vermesi dediğimiz zaman, ya niye moral versin diyebilirsiniz.
Özellikle bu resmi buraya ben özellikle koydum. Çünkü çocuklar afetlerden sonra en çok etkilenen gruplardır. Gruplardır. Çünkü onlar küçüktür bir kere. Bir şey anlamazlar. Bir gün öncesinde gayet normal olan hayat. Bir anda, ertesi gün bir anda böyle tepe taklak olabilir. Bu çok hani hoş olmayan bir şeydir. Bazı kurumlar gördüğünüz gibi böyle çadırları başka renklere boyayarak işte biraz daha böyle sevimli yapmaya çalışarak moral vermeye çalışmışlardır ama bunlar dediğim gibi kesinlikle yeterli olduğunu zannetmiyoruz. Kullanımı kolay mıdır? Şöyle bir bakarsak aslında gayet basit görünen bir sistemdir bu. Gayet basit görünen bir çadırdır. Bunu mesela Anadolu'nun bir köyüne gönderdiğimiz zaman insanların kurabileceğini ben çok zannetmiyorum. Yani çok da böyle kolay bir sistem değil. Tabii bu çadır kent olmayabilir. Başka bir şey olabilir. Bilemiyorum şu an için. Bir sonrakine gidelim. Çevreci midir? Hiç zannetmiyorum çevreci olduğunu. Biraz daha hızlanalım dediğiniz gibi. Kendi kendini destekler mi? Kendi kendine bir enerjisini kendi üretebilir mi? Kendi kendine herhangi bir şekilde bir suyunu öğretebilir mi? Böyle bir şey yoktur tabii. Biraz daha hızlanalım. Kendi kendini suyunu öğretebilir, kendi kendinin elektriğini üretebilir belki. Böyle bir sistem yapabiliriz. Peki başkalarınınkini de yapabilir mi ayrıca? Bunu da sormak istiyoruz biz bu tasarımla beraber. Esnek midir? Biz bunu tabii lastik gibi bir esneklikten bahsetmiyoruz. Bir büyümekten bahsediyoruz. Eğer böyle bir biraz daha büyük bir mekana ihtiyaç duyduğumuz zaman herhangi bir şekilde bunu böyle biraz daha büyütebiliyor muyuz? Böyle bir sistem var mı? Kendiler belki ama çok zordur yani. Ve en sonunda dediğim gibi estetik midir? Bu fotoğrafta 1999 17 Ağustos depreminden çekilmiş bir fotoğraf. Onu da söyleyeyim bana. Estetik olduğunda kesinlikle düşünüyoruz. Bu kadar şeyden sonra diyoruz ki peki yeterli midir bunlar? Biz mimar olarak, iç mimar olarak diyoruz ki kesinlikle yeterli değiller. Çünkü artık bu sistem bize yetmiyor. Şöyle bir örnek verelim. Peki diyoruz neden artık verimli değil? Neden bu iş çalışmıyor? Bir şuna bakın. İki dakikada hemen bakalım. Şöyle bir hızlıca bakalım. Diyelim ki bir karşılaştırma yapalım şöyle. Diyelim ki 1905'te şöyle bir sistem vardı. 1905'te Wright Brothers, o işte Wright kardeşler ilk motorlu uçakla beraber havalanmıştı. Teknolojisine bir bakıyoruz. Bez ve tahta. Bez ve tahta ve sadece bir kişiyi taşıyarak uçmuşlar. 1906'da aynı senede aynı bölgede, hemen hemen aynı bölgede, Amerika'nın bir diğer bölgesinde bir sene sonra bir deprem olmuştu San Francisco'da. Çok yıkıcı bir depremdir. 3000 kişi ölmüştür ama çok yıkıcı bir depremdir. Verilen teknoloji ne dediğim gibi bez ve tahtadır. Şimdi bir sonraki şeye geçtiğimiz zaman, şu günümüze geldiğimiz zaman, hatta 2005, ya bundan 5 sene sonrasına gittiğimiz zaman şu andaki havacılık teknolojisine bir bakalım. Şimdi Airbus 380 diye bir uçak üretildi. 853 tane insanı bir anda alıp dünyanın bir köşesinden diğer bir köşesine bir seferde götürebiliyor. Ve teknolojisi şu anda uzay çağında. Yani böyle bir teknoloji şu anda, yani milimetrenin binde biri bir hesapla çalışan bir makine bu. Bu da 2005 yılında Kaşmir'de olmuş bir depremdir. Gördüğümüz gibi teknolojiye bir kıyaslayalım şu anki teknolojiyi. Bez ve tahta. Çok acı verici bir şeydir. Şu anda teknoloji olarak çok ilerideyiz. Ama hala afetteki insanlara bez ve tahtayı layık görmekteyiz. Bu çok bence insanlık olarak pek de hiç de iyi olmayan bir şey. Peki ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz bu konuda? Mimarız, iç mimarız. Diyelim ki dedim şöyle bir şey yapalım. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum bu konuda. Çünkü Philip Johnson bu konuda çok güzel bir söz söylemiştir. Ne demiştir? Mimarlık barınak yapmaktır. Ya da shelter yani kurmaktır. İngilizcesi öyle söylüyor. Mükemmel mimarlık ise, mimarlığın en mükemmel olanı ise, İçindeki insanları saran, kucaklayan, yücelten ya da canlandıran mekanlar tasarlamaktır. Şimdi herkes mimar olabilir. Derecenizi aldıktan sonra, mezun olduktan sonra mimarlığı yaparsınız. Ama iç mimar, gerçek iç mimar ya da gerçek mimar olabilmeniz için ya da mükemmel mimarlar olabilmeniz için en azından Philip Johnson'a göre şunları yapmanız gerekmektedir. Bu gerçekten bizim yapmak istediğimiz şeyleri çok net bir şekilde özetlemektedir. Biz dedik ki, tamam, çok güzel. Yapalım. Dedik ki kargo konteynerlerde yapalımız bu işi. Çünkü o kadar uzun zamandır yapılmıştır ki artık kanıtlanmış bir metottur bu. O kadar yıllarca böyle shipping konteyner dediğimiz bu kargo konteynerleri kullanılmıştır. Neden kargo konteyner diye sorabilirsiniz. Ya tamam bir sürü şey var. Şuraya fabrik var, bilmem ne var, işte şu var, bu var. Niye shipping konteyner? Niye kargo konteyner? Biz de diyoruz ki ya niye olmasın? Böyle bir sistem var. İlk önce bir kere en başta
Çok fazla var. O kadar fazla var ki şu anda piyasada gezmekte olan, sadece gemilerde, trenlerde ve tırlarda gezmekte olan 17 milyon tane, bu şaka değil, 17 milyon tane shipping konteyneri var. Bunun yaklaşık bir yarısından fazlası da portlarda yatıyor, çürüyor. Boş bir şekilde böyle yatıyor. Şimdi çok büyük bir miktardır bu. Çok, yani fazlaca bir miktardır. İkincisi, standarttır en başta. Alırsınız, gemiye yüklersiniz. Gemiden alırsınız, tıra yüklersiniz. Tır biter, trene yüklersiniz. Hepsine biner ve hiçbir şekilde başka bir yapara ihtiyaç duymaz. Çünkü tamamen standartize edilmiş bir sistemdir. Bir sonrakine geçelim. Çevre dostudur. Zaten çelikten üretilmiştir en başta. Çelik tamamıyla doğada yok olabilen bir malzemedir. Tamir edilebilen bir malzemedir. Bir şey delik bir şey olduğu zaman hemen kaynak yapılır. Ve en önemlisi, işimiz bittiği zaman bunu tekrar geri dönüştürebiliriz. Başka şeyler yapabiliriz. Bu çok önemli bir şeydir. Ekonomiktir. Bizce en önemli şey budur. Ekonomiktir. Ucuzdur. Şimdi kullanılmış bir konteyneri 1000 ile 3000 dolar arasında satın alabiliyoruz. Daha da ucuza satın alabiliyoruz aslında ama iyi düzeyde olanlar 1000 ile 300. Bu arada zamanımız var bakalım. Benden geçmek istemiyorum. Biraz hızlanmış da. Tamam. 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 Peki nedir bu konteyner dediğimiz şey? Nedir? Tamam. Konteyner. 2 saattir konteyner diyoruz. Aslında 30 dakika diyoruz. Şöyle bir hızlıca bir gidelim. Kargo konteyneri tekrar kullanılabilir taşıma ve saklama ünitesi olur. Ürünleri ve hammaddeleri ülkeler ve konumlar arasında taşımaya yarar. Taşıma ve saklama ünitesi. Bir de en önemlisi burada dediğimiz ülkeler ve konumlar arası. Yani işte A pazarından B pazarından gidiyor. Bu Çin de olabilir, İzmir de olabilir. Çok önemli olan. Gördüğünüz gibi bunlar shipping konteynerleri. Daha doğrusu shipping konteynerlerine bakmayın. Kargo konteynerleri. Sürekli aynı şeyi söylüyorum. Gördüğünüz gibi bunlar böyle bir üst üste konulmuştur. Hiçbir şekilde arada bir boşluk yoktur. Bunlar Lego blokçukları gibidir. Böyle üst üste koyabilirsiniz. Arada hiçbir şekilde boşluk da kalmaz. Birbirlerini kesinlikle kapatırlar. Peki normları nelerdir? Nedir bu shipping kargo konteynerleri ölçüleri? Çok basit. Hemen hızlıca geçeceğim. 4 çeşit konteyner vardır piyasada. Şu anda en piyasası olan 20, 40, 45 bir de 40 ay yük dediğimiz sistemler vardı. Bunların üstüne çok fazla durmak istemiyorum. Ufak bir çalışmayla, ufak bir aramayla Google'da ya da herhangi bir şekilde Yahoo'da bunları bulabilirsiniz. Peki eşya taşımaktan başka neler yapabiliriz bunlarla? Neler yapabiliriz? Yani çok şey yapabiliriz. Birçok şey yapabiliriz. Ben şimdi burada Cem Bey'e vereceğim. Hızlıca geçecek. And now for just a little English. There are lots of precedents for the use of shipping container in architecture. What we are proposing is not necessarily new. So just to take a look at a few of these, perhaps the most famous, one being student housing in Amsterdam. Which uses shipping containers, and as you can see, stacks each shipping container on top of one another. And the other famous one is in England, Travelodge Hotel. And here you can see that the shipping containers are placed inside a steel frame, which enables them to go higher and also not to necessarily look like a shipping container. If you type shipping container into the internet, you can find countless examples of the use of this in architecture, in housing, in offices and buildings and so forth. And that is your little bit of English. Tamam, biz devam edelim o zaman. Dedik ki dünya üzerinde bir sürü, Cem Bey'in söylediği şeyi hemen kısaca bir toplayıp dedi ki dünya üzerinde çok fazla örnek var. İşte gösterdiği iki tane örnek dünyadaki en önemli iki örnektir, en böyle başlangıçlarıdır dedi.
Ve dedi ki eğer internete girip bir şekilde hani Google'dan, Yahoo'dan, herhangi bir arama motorundan shipping container diye yazarsanız dedi, milyonlarca örnek görürsünüz dedi. Kısaca bunu söylemeye çalıştım. Şimdi ben diyorum ki araştırma olarak biz ne yapabiliriz? Neler geliştirebiliriz? Biz neler koyabiliriz bu gemi konteynerler üstüne? Dedik ki ilk önce bunlar sırası dediğim gibi biz ilk önce bunu yapmak istiyoruz, arkasından bunu yapmak istiyoruz değil. Bunlar sadece böyle bir fikir, işte beyin fırtınası tarzı bir şeydir. İlk önce yenilikçi malzemeler üstüne çalışabiliriz. Anında modelleme, işte rapid prototype dediğimiz İngilizce, anında modelleme üstüne çalışabiliriz. Böyle bir kimyasal bir malzemeyle birleşip işte Türkiye'de çok fazla olan miktarda malzemeyle birleştirip böyle bir yeni bir malzeme tarzı bir şey çıkarabiliriz. Bir diğeri mesela dayanıklı geri dönüştürülmüş paneller yaptırabiliriz. Bunların hepsi, dediğim gibi bunların hepsi yeşil teknolojidir. Biz hiç böyle yeni bir malzemeyi kullanmayı istemiyoruz. Biz özellikle çürümekte olan ya da önceden kullanılmış bir malzemeyi tekrar kullanıp tekrar değerlendirmek istiyoruz. Bir sonraki gelenek dışı yerleşim alanları yapabiliriz. Bu tip çalışmalar var ki dünya üzerinde. Bunları biz atılım ve IUPUI olarak geliştirebiliriz. Ya da gelenek dışı yapılar yapabiliriz. Bu dediğiniz gördüğünüz gibi böyle bir bölgedir. Bu sadece binadır. Bunu geliştirebiliriz dediğim gibi. Bunlar sadece dediğim gibi fikirlerdir. Kendi kendine yeten sistemlerle çalışabiliriz. Bir evin ya da bir ünitenin kendi kendine elektriğini üretmesi, kendi kendine suyunu üretmesi, işte kendi kendine yeterli olabilecek noktaya gelmesini sağlayabiliriz. Ve bağımsız bir şekilde hayatını idame edecek şekle getirebiliriz. Dedik ki akıllı ortamlar çıkarabiliriz. İşte smart environments dediğimiz bilgisayarla yönetilen sistemleri geliştirebiliriz. Özellikle benim bilgilerim çok fazla biliyorum. Yani teknoloji manyarlığından olsun. Su toplama üzerinde özellikle suyu nasıl daha iyi değerlendirebiliriz? İşte yağmur suyunu değerlendirebiliriz. Anlatabiliyor muyum? Yağmur topluyor. Bu bir işte water pot dediğimiz bir sistemdir. Böyle bahçeye kurulur. Sadece su toplar. Yaptığı başka bir şey yok. Yani yağmuru toplarız. Ondan sonra işte bu kullanılabilecek su haline getirebiliriz. İşte değil mi? Bahçe sulanabilir bunda. İşte sadece tuvaletlerde bile kullanılabilir. Yani o kadar aslında güzel bir su bunda. Aslında düşünseniz tuvaletlerde kullandığımız su içme suyudur. Yani çok kaliteli sudur. Bunu her gün ne yazık ki binlerce defa insan olarak harcamaktayız. Biz bunu yani çok fazla istemiyoruz. Enerji toplamayı isteriz. Dediğim gibi özellikle Atılım'ın kampüsünde biz burada ikimiz de yani özellikle bunu gördük. Çok fazla rüzgar var. Bu rüzgar mesela değerlendirilebilir. Çok yani bu bir enerjidir. Kaybolan bir enerjidir. Niye dedik biz bunu yönlendirelim? Türkiye'de güneş bol. Yani Türkiye'de güneşten bol bir şey yok. Niye dedik biz güneşe yapmıyoruz? Bir sürü aslında böyle hidroelektrik tarzı yapabileceğimiz şeyler var. Bu tip şeyleri aslında şöyle bir düşünebiliriz. Peki dedik neler yapılabilir? Neler yapılabilir? Bunların üstüne tartışmak istedik. Ve bir dediğim gibi işte Cem Bey'le beraber ikimiz birlikte oturup böyle bir beyin fırtınası yaptık. Dedik ki ya biz yapıyoruz ama daha fazla şey var. O zaman dedik en iyi bulduklarımızı buraya koyalım. Dedik ki umumi yapılar yapılabilir. Tuvaletler yapılabilir. Çok önemli şeylerdir tuvaletler. Çünkü hastalığın en başta yayılmasını önleyen en önemli şeylerden bir tanesi afet bölgesinde temiz tuvaletlerdir, değil mi? İşte duşlar yapılabilir. İnanın ya da inanmayın çamaşırhaneler çok önemlidir. Çünkü insanların çamaşırlarını yıkayacak herhangi bir yeri yoktur. Ya da işte ne bileyim mutfaklar yapılabilir. Bu tip böyle bir sistem yapılabilir. Dünyanın bir başka yönüne gönderilebilir. Kentsel yapılar üstüne çalışabiliriz. Klinikler yapabiliriz. Böyle küçük sağlık ocakları, işte ilk yardım merkezleri tarzı bir şeyler yapılabilir. Polisin ya da ordunun kullanabileceği tarzı bir şey olabilir. Çok tatsız bir şey aslında cezaevi yapmak ama düşünürseniz afetlerden çok fazla insan faydalanıyor. Kötü anlamda söylüyorum. Yağmalar artıyor. Şimdi bu insanların bir noktada toplanıp bir yere konulması gerekiyor. Afet dediğiniz şeyi de ayırmıyor. Aa cezaevmiş ben oradan geçmeyeyim demiyor. Onu da yıkıyor. Böyle bir şeye de ihtiyacımız var. Cezaevi olmasına da ihtiyacımız var. Bu kötü insan, kötü niyetli insanları da bir şekilde hani kontrol altına almamız gerekebiliyor bence. Bir diğer kısma bakalım. Bu artık yapıla hani bitmiş bir konu öyle söyleyeyim. Ama yapılabilir. Eğer bu konuda ilgi olursa bunu da yapabiliriz. İşte eski afet zedelerin girebileceği tarzda bir şey yapılabilir. İşte tek bir çok ya da bölünmüş tarzda sistemler yapılabilir.
ya da eğitimsel bir şeyler yapabilir. İşte çocuk bakım yerleri yapılır. Bu çok önemli bir şeydir dediğim gibi. Yani afet yıktıktan sonra bu çocukların moralini bir şekilde yüksek tutmak gerekir. Ya da ne bileyim, işte aileler bir yerde çalışmak zorunda oldukları için çocukları bırakacak yer olmadığı için mesela böyle bir sistemle dediğim gibi gidilebilir. Okullar yapılabilir ya da yetişkin eğitimi verilecek tarzda böyle bir sistemde kurulabilir dediğim gibi. Biz diyoruz ki eğer hani atılım ve IUP olarak bir araya gelirsek biz mutlaka ki bunu yükleriz. Mutlaka ki bir noktada biz bu işi başarıp bu dönemin sonunda, daha doğrusu bu dönem değil de gelecek dönemin sonunda bilgisayar modellerini en azından bitirip sunuma hazır hale getiririz ve arkasından deriz ki bunu gerçekleştirmek için işte fon arayışına gireriz, işte destek arayışına gireriz ve bunu dedim birlikte yapabiliriz kesinlikle. Eğer bizim biraz bizim sunuşumuz şu an için bu kadar, bu noktaya kadar. Eğer bir sorunuz varsa gerek Cem Bey olsun gerek ben olayım şu anda almaya hazırız. Buyurun. Aslında fikrinin gerçekten çok güzel olduğunu, özellikle çadırların yağmurlu havalarda ve soğuklarda ne kadar büyük bir dezavantaj olduğunu artık söylemeye bile gerek yok. Çünkü yağmurda çamurun içinde bütün içine giren ıslaktan falan. Yalnız bir şey sormak istiyorum. Tabii. 10 bin kişilik bir şey, çadır kenti. Eğer çadırla yapmak istersek ne kadar mal olur? Konteynerle yapmak istersek ne kadar mal olur? Aynı şekilde 10 bin kişilik yine, hem de 10 bin kişi örnek veriyorum. Bir çadır kenti için gereken çadırı kaç konteynerle ya da kaç kamyonla taşıyabiliriz? Ya da bu konteynerleri kaç kamyonla taşıyabiliriz? Farz edelim Urfa'ya çok acilen göndermek zorunda. Tamam. Şimdi aradaki zaman farkı ve fiyat farkı ciddi bir handikap çünkü. Şöyle sorunuzu şöyle cevaplayayım ben. Eğer bu işi mesken için yapmak istiyorsanız ya da işte afet zedeler için yapmak istiyorsanız dediğiniz gibi çadır kentler bir noktada daha karlıya gelebiliyor. Ama bu işi gerçekten işte atıyorum bir okul yapmak için istiyorsanız ya da işte bir sağlık ocağı için yapmak istiyorsanız shipping konteyner ya yani bu kargo konteynerlerinin vereceği verim diğerlerinden çok daha fazla olacak ve çok daha dayanıklı bir şekilde size hizmet verecek. Ama zaten şüphesiz. Evet. Bizim de zaten yapmak istediğimiz aslında budur. Biz dedik ki mesken de yapılabilir. Yani biz bu konuda bir kısıtlamaya girmek istemiyoruz. Ama biz yoğunlaşmak istediğimiz konu daha çok böyle işte dediğim gibi sağlık ocakları olabilir. İşte bir diş hekimi merkezi olabilir. Çocuk bakım merkezi olabilir. Bu tip bir şey. Yani shipping konteyner dediğimiz sisteme daha uygun olabilecek bir sistem. Evet şu anda çadır sistemleri var. Doğru. Bir şey söylemiyorum. Çalışıyor mu? Evet, çalışıyor. Mecburen çalışıyor çünkü en ucuz ve en hızlı bir sistem. Bundan daha iyi bir sistemi henüz daha insan olarak geliştirmiş değil biz. Hızlı bir şekilde gidebilecek. Yani en azından çadırken ya da çadırlar gibi hızlıca yapılabilecek bir sistemi daha iyi geliştirmiş değiliz. Ama eğer gerçekten işte bir sağlık ocağında çadır sistemine koyup da insanların orada uyumasını ve iyileşmesini beklersek hani bence sanki biraz daha insan olarak biraz daha bu konuda eğilmemiz gerekiyor gibi geliyor bana. Kesinlikle zaten o taraftan olduğumuz bir şey de şu son, yani ben bir karşılaştırma mesela biri diğerinin 10 katı mı, 2 katı mı, 5 katı mı gibi bir rakam biraz da öğrenmek istedim. Çünkü biraz ben depremle uğraştım daha önce de o yüzden bu konuda biraz soruları. İkincisi de ben konteynerler hakkında çok fazla bilgim yok. Katlanabiliyor mu? Yani bunlar tek bir düz haline gelebiliyor mu yoksa gabarı olarak yer kaplayarak taşınan bir şey midir? Ağırlığı ne kadardır bu shipping konteynerlerin ağırlıklarını hakkında, yani demir diyoruz, demir dediğiniz şey alüminyum desek ciddi bir kilo farkı var. Evet. Çünkü her birisi farkı şey yapıyor, etkiliyor. Şimdi shipping konteynerin kendisine bağlı olmak üzere yani 20'lik ya da 40'lık shipping konteyner ya da kargo konteyneri kendisine bağlı olmak üzere 2 tonla 4 ton arasında değişir ağırlık. Ancak ben size şimdi fiyat olarak bir şey söyleyemem. Çünkü Türkiye piyasasını bilmiyorum. Amerikan piyasasını çok da iyi bilmiyorum. Yani şey olarak çadır bir çadırın kaç paraya mal olduğunu çok da bilmiyorum. Tabii ki çok çok daha ucuza denk gelecek. Ama herhalde 2 misli, 3 misli falan denk gelir. Bu doğru. Hani ben bu konuda bir şey söylüyorum. Çok böyle çadırken kadar ucuz bir sistem olacağını zannetmiyorum. Katlanabilir mi bunlar? Hayır. Şimdi katlanan modelleri var. Ama onlar kullanılmış değil. Yani onları kullanılmamış bir şekilde almanız gerekiyor.
bizim yapmak istediğimiz şey şu anda portlarda yatan ya da portlarda çürümekte olan, kullanılmaya müsait konteynerleri bulup belki de bize hibe edip, öyle söyleyeyim, para vermeden, çünkü adamlar onları bir şekilde yani ellerinden çıkartmak istiyor. Bu tip bir şeyi yapmak istiyoruz. Biz böyle yeni bir malzeme üstüne yoğunlaşmak istiyoruz ya da yeni bir sistem de üretmek istemiyoruz. Olan sistemi kullanmak istiyoruz. Çok doğru. Ben şu katlanabilir mi iki açıdan sordum. Birisi taşımacılık hız açısından. İkincisi de katlanabilir olması mekansal boyutları değiştirme olanağı da, yani logo gibi düşünürsek yan yana iki tanesini koyup ortasındakini katlarsanız bir büyük salon haline getirebilirsiniz. Şimdi yani özellikle okul ve şey için bu hastaneler için hani önemli taşıyacak ve iç mimarlıkta özellikle tasarımı etkileyecek faktörler. Şimdi öyle bir durum yaparsak eğer bizim şu anda elimizde olan şey, ya daha doğrusu portlarda beklemekte olan konteynerleri bir şekilde modifiye etmemiz gerekiyor. Aha. Bu da zaten pahalıya mal olacak. Ya artı ikincisi en önemli şey. Biz böyle katlanır bir şey yapmak istemiyoruz. Çünkü katlanır bir şey yapıldığı zaman İçindeki malzemeyi de başka bir şekilde göndermeniz gerekiyor. İçine bir malzeme koyacaksın. İşte mesela derslik olduğu zaman ne olacak bu? Tahta olacak. İşte ne bileyim, öğrencinin oturacağı işte sıra olacak. Bu tip şeyler. Bunlar da başka bir şekilde nakliye istiyor. Bizim dediğimiz şey şudur. Konteynerin kendisi bir ünitedir, değil mi? O anda bir deprem oldu ve acil sağlık birimine ihtiyacı var. Tır üstüne atıyorsunuz, içinde her şey hazır. Hiçbir şekilde başka bir şey koymanıza gerek yok. Tır 24 saat içinde varacağı noktaya varıyor. Bırakıyor, olay bitiyor. Onun haricinde başka böyle bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Bu yeşille barınak sorusunu biraz daha vurgulamalıyım. Tamam. O beni biraz yani zayıf tutar. Onu biz... Öğrencilerin en büyük burada önemli çalışmaları bu konuda olmalı. Yani onu biz ikinci prezentasyonda aslında biraz daha üstüne basacağız. Ama yine bana oluşturdu söyleyeyim de işte mesela bu tamam. Soruların cevabını tamam. Kolay. Şöyle söyleyelim, biz aslında bunu ikinci prezentasyona biraz daha sakladık ama bizim asıl yapmak istediğimiz şeylerden bir tanesi, bu sistemi tamamıyla bağımsız bir şekilde yapmak istiyoruz. Yani bağımsız derken, bu sistem kendi elektriği kendi üretecek. Bir şekilde bir ağa bağlı olacak ve kendi ürettiği elektriği de diğerleriyle paylaşacak. Bunun haricinde su üretecek, ya daha doğrusu suyu arıtmasının haricinde tutacak yani. Mesela yağmur yağdığı zaman o su gidiyor. Ama o su mesela işte tuvaletler için kullanılabilir, işte başka bir şey için kullanılabilir. Üstüne işte green roof dediğimiz bir sistemimiz vardı, işte böyle bitki yetiştirilir üstünde. Ya bir bahçesi olur üstünde ve ayrıca yalıtım da yapar bu. Böyle bir şey de yapmak istiyoruz ve kendi kendine yetebilen, hatta kendi kendine yetmesinin üstünde bir de diğerlerine yetmesini istiyoruz. Ya bizim vizyonumuz aslında bunu yapmak yok budur. Böyle bir sistemi de katlanılır yapmak ne yazık ki mümkün değil. Ya yani mümkün değil aslında ama çok çok maliyetli. Buyurun. Şimdi benim anladığım kadarıyla çadır kentle karşılaştırdığımız zaman işte çadır kente herhangi bir çamaşırhane kurmak çok zorken konteyner projesinde bunu yapmak çok daha kolay. Evet. Peki asıl mevzu şu. Bunların bir istiflenmesi var. Deniz kenarında yani liman kentlerinde bunların istiflenmesinde bir problem olmayacağını düşünüyorum. Neticede bunlar zaten oralarda şey yapılıyor. Ama Ankara'da aslında deprem bölgesi. Evet. Bunu nasıl muhafaza edeceğiz? Birincisi. İkincisi herhangi bir durumda bunun her bir tanesini taşımak bile tıra ihtiyaç duyacak. Söylediğiniz kadarıyla hem demonte değiller yani modüler değiller. Hem de katlanma gibi özellikleri de yok. Peki. Yani her birim için bir tane tır tamam. gibi ihtiyaçlar olacak. Tamam. Şimdi bunların hepsi artı maliyet artı maliyet. Bir tamam. taraftan kabul ediyorum işte elektriğini üretecek. Tamam. Belki çok güzel. De olacak. Buradan bir artı sağlayacak ama acaba kafa kafaya mı geliyor tamam. yani bu gelir gider dengesi? Şöyle söyleyeyim. Çamaşırhane örneği demiştiniz. Ben de çamaşırhane örneğinden devam edeyim o zaman. Şimdi bir çamaşırhanede deprem bölgesinde kaç tane çamaşır makinesi koyabiliriz sizce? Çok fazla ama deprem yani bölgesi olduğu için tahmin edelim mesela bir 10 tane koyabilir miyiz? Efendim? Bir 10 tane koyabilir miyiz mesela? Bir... Yani oradaki kalabalığa göre aslında... Tamam o zaman şöyle söyleyeyim. O zaman ben hani bunu şu şekilde çevireyim ben. 10 tane çamaşır makinesi ihtiyacımız olur. Bunu bir şekilde göndermemiz gerekiyor değil mi o bölgeye? Evet. Çadırıyla beraber. Bunun için de bir tıra ihtiyacımız olur. Bir şekilde bir teknik eleman da gidecek bunun yanında. Bu insanlar onu kurmaya zaman harcayacaklar.
İşte orada böyle bir sistem kurulacak. Bizim dediğimiz şey, bu sistem zaten kurulsun. Hani dursun orada. Anlatabiliyor muyum? Bir afet durumunda bu sistemi alalım, yükleyelim, götürelim. Zaten götüreceğiz biz o çamaşır makinelerini. Yani peki bu bunların içerisinde sabit halde mi olacak? Öyle sorayım yani. Tabii. Mesela yani bir konteyner tamamıyla işte çamaşırhane vazifesi görecek ve ihtiyaç olduğu zaman tabii. O konteyner o ihtiyaca göre bu alana sevdi. Evet. İşte bir konteyner. Belki de işte konaklama için yani ailelerin barınacağı alanlar için, yani barınan göre işte yatak olacaklar. Evet, evet, evet. Tabii. Yani bizim işte Amerika'da turnkey dediğimiz bir sistem vardı. Hani burada anahtar çevirin diyoruz herhalde. Böyle tasarımın bitmiş halini vermek. Anahtar teslim. Anahtar teslim şeklinde olacak. Yani bizim tasarlamak istediğimiz şey anahtar teslim. Ve bittiği zaman anında getirip konulabilecek sistem şeklinde biz. Yani oraya gidip shipping konteyneri koyacağız. Arkasından çamaşır makinesini götüreceğiz ya da ne bileyim işte ne yapıyorsak. Onları götüreceğiz, yükleyeceğiz, onu toplayacağız. Bu zaten çamaşırı ya da işte bu sistemi zaten biz çadırlarla yapabiliyoruz. Hani biz bunu bir an önce daha hızlansın ve daha iyi besleme istiyoruz. Yani. Kocaeli depremi sonrası bitmişti. Çadır kentlerden sonra prefabrik sistem kurulmuştu. Hatta 2 seneden fazla bir zaman insanlar alıştılar prefabriklerden. Ekonomik olduğu için, elektrik, su bedava olduğu için o belediyenin zoruyla hatta daha sonra çıkartılmak zorunda kaldılar. Çadır kentten çok prefabriğe göre daha ekonomik ikame edilir bir sistem gibi algıladım ben anlattıklarınızı. Bir de şu var, prefabrik bir sistem yapabilmeniz için yeni malzeme alıyoruz. Yeni malzeme kullanmamız gerekiyor aslında. Yani bir çimento gibi bir şey kullanmamız lazım. Çimentoyu yapmak çok enerji isteyen bir şey. Yani gerçekten çok fazla enerji isteyen bir şey. Şimdi bu enerjiyi harcıyorsunuz bir kere. Bir gitti. Yani bu yeşil kısmı bir kere öldü. Yani bu prefabriğin yeşil kısmı bitti. Bunlar çok ağır sistemlerdir. Çünkü çimentodur en başta. Betondur. Bunu bir noktadan bir noktaya taşımamız gerekir. Bir de işçi tutarız bunlar için. Bir onlar yapar. Zaten hani bizim bu çevreci olayı tamamen bitmiştir. Yani bir de onu taşımanın hani verdiği bir sistem de bitmiştir. Bizim demeye çalıştığımız şey biz böyle bir sistem varken ve dediğim gibi ortalıkta yatmakta olan konteynerleri kullanmak varken niye biz gidelim zaten dünyada çok sınırlı olan bu kaynakları niye biz hala kullanmaya devam ediyoruz? Çünkü biz zaten kullandık bunları bir zaman için. Şimdi duruyor orada. Hiçbir şekilde. Biz bunu yapmayı istiyoruz. Yani bizim istediğimiz olay bu. Pardon. Şimdi sizin anlattıklarınızdan şunu anladım açıkçası. Bu afet anında hemen ulaştırılacak bir şey değil. Yani değil, bu hayır. Afet anında çadır kent kurulacak. Tabii, tabii. Ama bu daha sonra gelecek. Tabii. Yani o nedenle bunun hani taşınması ya da oradaki kurulması falan bir şeylerin düşünülmesine zaten gerek yok. Yok, hayır. Değil mi? Hayır. Yani bu çadır kent sistem olarak işleyecek. Hı-hı. Tabii, ama tabii. Sonrasında ki zaten Türkiye'de de bunu biz çok açık olarak yaşadık. Kaç aylarca insanlar çadırlarda yaşamak zorunda kaldı. İşte o dönemi belki prefabriklerin belki hiç yapılmasına gerek kalmayacak da bir sistem de olabilir. Yani o şekilde de geliştirebiliriz. Yani biz zaten şöyle bir derle gelmiyoruz. Biz şey demiyoruz ya yani böyle çadır kentler biz sadece konteyner olsun demiyoruz. Çadır kentler zaten işleyen bir sistem. Çok da güzel işleyen bir sistem. O anda en kolay bir şey. Evet. Çok hızlı bir şekilde. 24 saat içinde bir kent kurulabiliyor. Biz bunu yetişebiliriz. Bir haftalık bir süre yiyelim ya da evet. 10 günlük bir süre orada geçirdikten sonra bu tabii mesken için geçerli bir şey. Evet. Yani eğer insanları içine koyup burada konaklayın demek için geçerli bir şey. Eğer işte dediğim gibi mesela çamaşırhane örneği olabilir. Bir başka bir şey için olabilir. Bu ayrı bir sistem, yani ayrı bir proje bu. Evet, belki sadece 2 tane daha soru alalım. Ondan sonra çay molası. Bastığımız konteynerlerin bir yerde de dünyanın her bir yerinde uygulanamayacağı daha da doğrusu biz konteynerleri istediğimiz iklim şartlarında uygulayıp uygulamayacağımız herhalde. Uzmanı buradadır ve bunu senin sorduğun soruyu birebir bir sonraki şeyde cevaplayacak. Peki, çok yani bütün prezentasyon sonrası buna yönelik bir şeydir. Sadece iklim
koşulları da değil, aynı zamanda yer yüzü koşulları da çok önemli olacak. Her seferinde afetler, düzlük alanlarda farklı olmuyor. Dolayısıyla dünyanın farklı yerlerinde, farklı coğrafyalarında aynı verimi elde edebilecek miyiz bunları kullandığımızda? Let me ask. Let me ask, Jen. That was a question. Çok zor bir durum. Ama güzel olsun. Onun cevabı şöyle söyledi Cem Bey. Onun cevabı ben söyleyeyim. Şu kadar şöyle, şu kadar formun içine döktüğünüz çimento bu sistemi taşıyabiliyor dedi, sadece ayakları için. Yani 6 tane ayağa ihtiyacımız var. Sadece bu kadar ayağı yaptığınız zaman istediğiniz yani istediğiniz araziye koyabiliyorsunuz. Buyurun. Açıkçası soru değil ama belki de bir katkı kendimce. Buyurun. Açıkçası bunu belki ülkesel olarak düşünmemek de lazım. Biraz önce arkadaşlarımızdan birinin de bahsettiği gibi. Bunu dünyanın belki geneli için, belki ikinci etapta bu da konuşulacak anladığım kadarıyla ama bunu hakikaten dünyasal olarak düşünmek lazım ki. Çünkü bunu atıyorum sadece Türkiye'de, Anadolu'da bir yerde bunları istifledik, bunları biriktirdik. Fakat dünyanın başka bir yerinde olan bir herhangi bir deprem, herhangi bir afet. Dolayısıyla biz ta Türkiye'den mi oraya alıp götüreceğiz? Yani insanlar Türkiye'den mi alacak? Dediğim gibi bu shipping konteynerin ya daha doğrusu kargo konteynerinin güzelliği budur. Hemen hemen her ülke buna sahiptir. Yani gelişmiş söyleyeyim artık. Gelişmiş ya da gelişmekte olan bütün ülkeler mutlaka ki mutlaka. Yani ihracat ve iç ithalat yapan bu ülkelerin hepsi hemen hemen bu konteynerlere sahiptir. Çünkü bu konteynerlerden başka mal taşımak mümkün değildir. Mutlaka. Şu an için. Şu global hani market. Onun için belki işte hani tek hani daha da genişlemek lazım. Konu itibariyle. Bu nedenle buradayız. Yani Türkiye'ye bu nedenle geldik. Yani biz dediğim gibi Cem Bey yani dediğim gibi konuşacak şeyde ikinci prezentasyonu. 4 ya da 5 belki daha fazla bir ülkede bu sistemi kurmuş bir insanlar. Anlatabiliyor muyum? Yani tek başımıza değiliz yani. Bu kesinlikle. Ben zaten kendimizi çok şanslı bir çok şanslı hissediyorum bizim Cem Bey'le çalışacağımız için. Kendisi sağ olsun kırmadı beni. Ben dedim bunu Türkiye'de çalışmak istiyorum böyle bir konuya. Tabii dedim hemen geliyorum. Var mı başka sorunuz? O zaman konuşmacılara şimdilik teşekkür ederim.